Aleyküm selam. Bugün sizinle nafile namazları konuşacağız. Nafile namazlar, 5 vakit kılınan namazların sünnetlerinden başka bir takım nafile namazlar daha vardır ki bunlara tatavvu yani nafile namazlar denir. Bunlar müstehap ve memduh namazlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar Yüce Allah'a manevi açıdan yakınlığa sebep olurlar. Her birinin kendine has bir takım özellikleri, fazilet ve sevapları vardır. Farz namazların açıktan ve büyük bir cemaat şuuru içinde edası daha uygundur. Nafile namazlar ise insanların iradesine bırakılmış ihtiyari ibadetler olduğundan Allah'a muslat yolunda yarışan kimselerin riayı ve sümayı daha kolay yenebilmeleri için evlerinde gizli olarak ibadet etmeleri güzel bir davranıştır. Bu hususta diğer bir nokta da evlerin namazla şereflendirilmesi, bereketlendirilmesidir. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbulü insanın evinde kıldığı namazlardır. Şimdi sırasıyla bu nafile namazları tanımaya çalışalım arkadaşlar. Teheccüd namazı. Yatsı namazından sonra henüz uyunmadan veya bir süre uyunduktan sonra kalkılıp kılınan gece namazıdır. Sevabı çok olan bu namazı Peygamber Efendimiz devam etmiştir. Teheccüd namazı en az 2, en fazla 8 rekat kılınır. 2 rekatında bir selam verilmesi faziletlidir. Her kim geceleyin uyanır, kadınını da uyandırır ve 2 rekat namaz kılarsa Allah çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazırlar buyurmuştur. Kuşluk namazı. Güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra başlayıp zeval vaktine kadar olan namaz zaman içinde en az 2, en çok 12 rekat namaz kılmak memduh bir ibadettir. Buna kuşluk namazı anlamında duha namazı denilmiştir. Tahiyyetül mescid namazı. Camiye giren kimsenin 2 rekat namaz kılması sünnettir. Camiye saygı ifade eden bu namazı tahiyyetül mescid denilir ki bu caminin sahibine yani Allahu Teala'ya bir tanzimdir. Camiye farz namaz kılmak için giden kimsenin kılacağı bu namaz tahiyye namaz yerine de geçer. Tesbih namazı bir diğer nafile namazımız. Tesbih namazı 4 rekattır. Her rekatında 75 olmak üzere toplam 300 defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diye tesbih getirilir. Peygamber Efendimiz tesbih namazını tavsiye etmiş ve bu namazı kılanın birçok günahından bağışlanacağını haber vermiştir. Tesbih namazı her zaman kılınabilir, yeri ve vakti ve zamanı yoktur. Hacet namazı bir diğer nafile namazımız. Hacet namazı mendup bir ibadetimizdir. Dünya ve ahirette dair bir ihtiyacı olan kimse yatsı namazından sonra 2 rekat namaz kılar. Sonra Allah'a sena ve Peygamber Efendimiz'e salat ve selam getirdikten sonra hacet duasını okur. Ve dilediğinin yerine getirilmesini Allah'tan ister. Duanın ardından dünya ve ahiretle ilgili dilediklerini Allah'tan ister. Bir diğer namazımız tevbe namazı. Bir Müslüman günah işleyince hemen pişman olup bundan tevbe etmesi gerekmektedir. İşlediği günahtan tevbe etmek için tevbe insan yaratılışının icabı zaman zaman günah işleyebilir. Böyle bir durumda samimi bir şekilde tevbe ederek bağışlanma dilemelidir. Günahlarından kurtulmanın çaresi tevbe ve istiğfardır. Diğer iki bir nafile namazımız daha kaldı. Bunlar ise küsuf ve küsuf namazları, güneş ve ay tutulma namazlarıdır. Güneş tutulduğu zaman cemaatle 2 rekat namaz kılınır. Nitekim Peygamber Efendimiz güneş tutulunca mescide giderek cemaatle 2 rekat namaz kıldırmıştır. Güneş tutulduğunda Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim Aleyhisselam vefat etmiştir. Sahabede güneşin İbrahim Aleyhisselam'ın vefatından dolayı tutulduğunu söylediğinde Peygamber Efendimiz sahabeyi uyararak güneş hiçbir zaman bir kişinin ölümü veya hayatı için tutulmaz diyerek cevap vermiştir.
Diğer bir namazımız Yusuf namazı. Bu da ay tutulduğu zaman 2 veya 4 rekat kılınan bir namazdır. Bu namaz cemaatle değil evde tek başına kılınır. Şiddetli rüzgar, deprem, salgın hastalık gibi korkunç olaylar sırasında da güneş ve ay tutulmalarında olduğu gibi namazlar kılınabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.